Buyurun Sayın Vural Çokal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan maden kanunu hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Eğitim'inizi saygıyla selamlıyorum. Bu maddeyle Enerji Piyasası Kanunu'nun geçici 8. maddesinde değişiklik yapılarak elektrik üretim AŞ'ye bağlı üretim tesislerinin işletim süreleri uzatılmaktadır. Yani özellikle 45. madde özelleştirilmiş işletmedeki termik santrallerin baca gazı arıtma rehabilitasyon kül depolama alanları gibi çevre yatırımlarını tamamlaması için verilen sürenin 2021 yılına kadar ertelenmesine izin vermeyi öneriyor. Diğer bir deyişle ömrünü tamamlamış olan bu santrallere 2 yıl daha havayı özgürce kirletme izni veriliyor. Bu madde kabul edilirse baca gazı giderimi yatırımları eksik, toplam kurulu gücü 4680 megawatt olan 10 santralin hali hazırda neden olduğu olumsuz çevresel etkiler en başta hava kirliliği ve sağlık etkisi katlanarak 2021 yılına kadar devam edecektir. Üstelik bugüne kadar 3 kez yaklaşık olarak 6 yıldır ertelenen bu yatırımların 2021 yılına kadar tamamlanacağına dair kamuoyunun da güveni yoktur. 2013 yılında Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 8. maddesiyle özelleştirilen santrallere baca gazı arıtma tesisi başta olmak üzere çevre yatırımlarını 2019 yılına kadar erteleme izni verilmesinin ardından geçici 8. madde için Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştı. Anayasa Mahkemesi de geçici 8. maddeyi anayasanın 56. maddesinde düzenlenen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı gereğince iptal etmişti. İptal kararına rağmen 2015 yılında yeni bir yasal düzenleme ile yeniden bu termik santrallere 2019 yılı sonuna kadar süre tanındı. Hatta dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da 2019 yılı sonu itibariyle istisnasız tüm termik santrallerin çevre yatırımlarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirmişti. Anayasa Mahkemesi kararına göre 2015 yılı itibariyle planlanması gereken bu yatırımlarda hiçbir aşama kaydedilmemiş, özellikle Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak'ta ciddi düzeydeki hava kirliliği her geçen gün erken ölümlere ve sağlık problemlerine neden olmaktadır. Çevre mevzuatı uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve mevzuat açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2019 yılı sonuna kadar belirlenen sürenin aşılamayacağı ve kesin olduğuna dair 2014 ve 2017 yıllarında iki ayrı Anayasa Mahkemesi kararı bulunuyor. Ancak getirilen bu kanunla Anayasa Mahkemesi kararına rağmen santrallere üçüncü kez havayı kirletme izni maalesef ki veriliyor. Termik santrallerimizin bulunduğu şehirlerde durum nasıl? Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Kömürlü Termik Santrali'nin yer aldığı Elbistan'da yaşayanların son 3 yılda Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinden 6 kat daha fazla kirli hava soluduğu tespit edilmiştir. Bu madde Zonguldak Çatalazı'nda bulunan Çatalazı Termik Santrali'ni de ilgilendiriyor. 1947 yılında çalışmaya başlayan, 2014 yılında özelleştirilen ÇATES'te şu anda 4 santral aktif durumda. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta, 1,5 kilometrelik vadi içinde yer alan ÇATES'te günümüzde 3000 megawatt olan kapasitenin 6000'e çıkarılması hedefleniyor. Eğer bu madde kabul edilirse, her türlü denetim ve cezadan muaf, çevresel yatırım yapmadan 2 yıl daha çalışma izni verilecek. Zonguldak'ta yapılan ölçümlerde şehirdeki hava kirliliği değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü sınırı değerlerinin 3 katı üzerinde olduğu belirlendi. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mobil istasyonuyla 2018'de yapılan ölçümler PM10 değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinin 3 katı olduğunu ortaya koymuştur. Şunu bilmenizi isterim ki Zonguldak ve çevresindeki yaşayan insanlarımız daha fazla zehir solumak istemiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız, baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışan, insan ve doğa sağlığını tehdit eden ÇATES'e 2 yıl daha süre verilmemesini, 45. maddenin kabul edilmemesini talep ediyor. ÇATES'i de kaplayan 10 termik santrale çevre yatırımı yapmadan, baca gazı filtresi olmadan veya limitlere uymadan çalışmaları için 2 yıl daha ek süre tanıyan kanundaki bu madde kabul edilmemelidir.
Bu maddenin getirdiği düzenlemeyle yılda 1100 erken ölüm, 800 kronik bronşit vakası ve 1500 insanımızın rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatmak zorunda kalacağı, her gün 170 çocuğumuzda astım atağı yaşanacağı tahmin ediliyor. Tamamlayalım lütfen. Tamam. Bu sürenin uzatılmasıyla üretim tesislerinin uzun yıllar faaliyette bulunması çevreye duyarlı anlayıştan tamamen uzaktır. Ayrıca bu sürenin 2021 yılından sonra tekrar uzatılıp uzatılmayacağı da belirsizdir. Kesin bir kararla üretim tesislerinin faaliyet sürelerinin uzatılmasının önüne geçilmelidir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.